Beşşehir'de yaklaşık 110 bin kişiden Ponzi sistemiyle topladıkları paraları kaçırmakla suçlanan çetenin iki üyesi bugün İstanbul'da mahkemedeydi. Hakim karşısına çıktı. 2 milyar dolarlık vurgununa suçlanan şüpheliler kendilerinin sadece sigortalı çalışan olduğunu iddia etti. Kaçan çete liderine dair henüz bir iz yok. Kaybınız ne kadar? Benim 103 bin lira şu an. Bu verdiğim paraları ödemek için arsamı sattım, mağdur oldum. Sadece en yakınlarımdan bile 400-500 en az benim bildiklerim. Sahte mücevherleri milyonlarca liraya piyasaya sürdüler. Ponzi sistemiyle 2 milyarlık vurgun yapan firmanın iki çalışanı hakim karşısına çıktı. Sahte mücevherlerle Ponzi sistemi kurup on binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen çetenin içinde bulunan iki kişi kendilerinin sadece satış danışmanı olduğu ve çetenin içinde bulunmadığını söyledi. Şu an şirket yetkililerinin Rusya'ya kaçtıklarını söylüyorlar. Ancak kendilerinin imza yetkileri Ticaret Sicil Gazetesi'nde mevcut, evraklarda da sabit. O kaldırılan paranın tamamının içerideki şahıslara ait, onların sakladığını biliyorum. Piyon olduklarını söylüyorlar. Bilgisi olsalardı böyle bir şeye dahil olmayacaklarını söylüyorlardı. Ancak takdir edersiniz ki 100 bin kişilik bir mağduriyeti yaratmak büyük bir bilgisizlik dahilinde olmuyor. Satış danışmanı asla değiller. Müdürlük dahi yaptıklarını biliyorum. İmza yetkisi de var zaten. Çete Bağdat Caddesi'ndeki lüks bir mağaza ve Beşil'deki şubeleriyle tam 110 bin kişiyi dolandırdı. Foyalar ortaya çıkınca ortadan kayboldular. Firmanın iki çalışanı ise tutuklu. Şu an 110 bin mağdurun yaklaşık 2 milyar dolarlık bir mağduriyetine sebep olmuş durumdalar. Nitelikli dolandırıcılık ve bunu zincirleme şeklinde yapmaktan yargılanıyorlar. Bizim talebimiz aslında bunun bir örgüt dosyasına çevrilmesiydi. Çünkü yaklaşık 60-70 kişilik bir çeteden bahsediyoruz. Taşım yaptılar sırf bizlere ulaşılmasın diye. Duruşmadan karar çıkmadı. Kaçan çete liderlerine dairse henüz hiçbir iz yok. Bu insanlar halen şu an dışarıdalar ve yurt dışına kaçıyorlar, geziyorlar, tatil yapıyorlar, günlerini gün ediyorlar.